Ya ben gidiyordum işte böyle yokuş aşağı. Birdenbire göğsüm sıkıştı, gözüm karardı. Yani fren biren patlamadı ya. Anladım. Zaten test sonuçları çıkınca ne olduğunu iyice anlarız. Güzel, yaranız da çok derin değil. Hızlıca bir temizleyelim. Arkasından da tüm batım ultrason istiyorum. Tahlilleri yaptınız değil mi? Ne tahlili ya? Ben gayet iyiyim. Hiçbir şeyim yok benim. Abi düzenli olarak kullandığın bir ilaç var mı? Arada bir tansiyon hapı atıyorum. O kadar mı? Evet. Böyle acaba kullandığınız, unuttuğunuz ya da söyleyemediğiniz başka bir ilaç olma ihtimali var mıdır? Ya ben bunak mıyım ya? Yok, estağfurullah. Gayet iyiyim. Şimdi İlyas abicim, hoca şunu söylemek istiyor. Hani şu kuvvet veren ilaçlardan var ya, güçlendiren, hani onlardan. Tövbe tövbe. Gayet iyi zalim Allah. Bakın, eğer böyle bir ilaç kullanıyorsanız... Uzat şuradan ceketin cebindeki telefonu. Yengeni arattıracağım. Var mı bozukluk, yok mu, anlatsın o sana. Tamam, biz yine de sormuş olalım. Birazdan size bir ilaç vereceğiz. Verdiğimiz bu ilaç sizin vücudunuzda bir reaksiyon gösterebilir. Tansiyonunuz düşebilir, felç geçirebilirsiniz. Hatta kalp krizi geçirme riskiniz de var. O yüzden de biz bu soruları sormakla mükellefiz. Yok ya, yok. Hiçbir şeyim yok benim. Gayet iyiyim. İlaç bilaç da kullanmıyorum. Nereden çıkardınız bunu ya? Tamam beyefendi. Allah Allah. Sizinle de beyefendiden bir... Pardon, bir saniye. Alo. Tamam, geliyorum ben. Tamamdır. Hemen. Evet abi, gel bakalım şu yarana bir bakalım senin. Hasta ne zamandır bu durumda? Tam 10 dakikadır böyle oldu. Tamam, bana bırak. İki kez ACLS-VP protokolü uyguladım hocam. Tamam, hadi 200'e şarj et. Hadi, hadi. Yükle. Hazır. Jel. Bahar Hanım en iyi doktorlarımızdan. Gerekli müdahaleyi yapacaktır. Hazır. 3, 2, 1. Tekrar hadi. 3, 2, 1. Bana hastanın durumuyla ilgili bilgi ver Fatih, ne oldu? Hocam göğüs ağrısından şikayetçiydi. Ben de nitro verdim. Sonra tansiyon birden sıfıra düştü. Hazır. 3, 2, 1. Tekrar, tekrar, hadi, hadi. Hazır. Yükle. 3, 2, 1. Hadi, 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 hadi. Çekil. Arttırın. 3, 2, 1. Kullandığı ilaçları sordunuz mu? Sorduk hepsini, hepsini sorduk. Ne demiştin? Hocam, tansiyon ilacından başka bir şey kullanmadığını söyledi ısrarla. Vermemen lazım. 3, 2, 1. Yalan söylemiş. Neden? Neden peki? Niye böyle bir şey yaptı? Çünkü insanlar bazen iyi görünmek için yalan söyler. Ölüm saati 13.47. Ne yapacağız şimdi? Morgu ara alsınlar. Bunu becerebilirsin umarım. İyi günler. Babamı bu hastaneye getirmişler. İlyas Subaşı. Bakalım neredeymiş? Acil vaka olarak mı geldi? Bir trafik kazasına karışmış. Konuştum ama kötü değildi durumu. Bir daha bakalım. İlyas. Ben doktorunuzu çağırayım size. Ne oldu, kötü bir şey mi var? Yok. Doktorunuza söyleyeyim, o açıklar size. Peki, bekliyorum. Bu kadar basit bir kuralı gözden kaçırma lüksün yok senin. Ya ama baba... Kes! Sen hastaya niye güveniyorsun? Niye tahlil yapmıyorsun? Baba, ben onlara söyleyeyim. İkiniz de kesin! Doktorluğu beceremediğiniz ortada. Hele sen, arkanı toplamaktan bıktım.
Baba, ayıp oluyor ama. Yalan mı? Ziyanur'la ben olmasak... kızın da sana çekmiş. Neyse. Bu hastanedeki son kozumuz Ali Asaf. Onu kızımla Hülya'ya ikna edemezsen eşyalarınızı toplamaya bakın. Beni acilden çağırıyorlar. Ben sizi uyardıkça her şeyi daha da berbat ettiniz. Ziyanur dostluğunuza bakmadan en kısa zamanda bizi bu hastaneden kovar. Hızlı olmalıyız. Nasıl kovacak? Hepimiz aynı gemideyiz. Eğer kovarsa biricik oğlu da gerçekleri öğrenir. Nerede kaldı doktor? Çağırdım, şimdi geliyordur. Doktor hanım, İlyas Bey'in oğluyum. Buradan aradı. Kazadan sonra getirmişler. Görebilir miyim artık kendisini? Hemşireler bir türlü görüştürmedi. İlyas, İlyas Subaşı. Anladım. Kötü mü durumu? Aslında babanızın durumu ilk başta gayet iyiydi ama... sonra beklenmedik bir gelişme yaşandı. Ne oldu? Babanız kalp krizi geçirdi. Kalp krizi mi? İyi değil mi şimdi doktor hanım? Beni hemen onun yanına götürün, ne olur. Ben çok üzgünüm ama ne yazık ki sizi oraya götüremem. Ne demek götüremem ya? Yoğun bakım nerede anlamadım ki. Ben babamı görmek istiyorum doktor hanım. Alo, doktor hanım, size söylüyorum, size bir şey söylesenize bana. Ben çok üzgünüm ama babanızı kaybettik. Nasıl kaybettik? Nasıl kaybettik? İyiydi dedim ben size. Biz konuştuk babamla biz. Telefonla konuştu benimle babam. Beyefendi, inanın elimizden geleni yaptık ama... Beyefendi. Babamla konuştuk telefonda. Sakin. Yok, o benim babam değildir. Başkasıdır o. Biz telefonla konuştuk babamla. Beyefendi. İyiydi diyorum baba. Bir saatten oldu babadan öldü. Beyefendi, inanın biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Ama... babanızın bize kullandığı ilaçlarla ilgili yalan söylediğini düşünüyoruz. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun sen? Sen kime yalancı diyorsun? He? Sen babama nasıl yalancı dersin? He? Bırak! Sen kim oluyorsun babama iftira atıyorsun? Ne yapayım ben? Benim babam yalan söylemez. Ne yapayım ya? Benim babam yalan söylemez. Babam yalan söylemez. Tamam. Tamam. Doğru. Konuştuk onunla. Ölmüş olamaz. Tamam, çabuk su getirin, su. Tamam hocam. Sakin ol. Ameliyat beklediğimiz gibi iyi geçmedi. İyi geçmedi derken? Bir yakalanıp kimin kimsen yok mu? Haber versen iyi olur. Bir cenaze işlemlerinin başlatılması gerek. Ne diyorsunuz siz? Ailenizden biri geldiğinde beni bulsun. Tamam. Böyle mi veriyorsun ölüm haberini? İşimi yapıyorum ben. Babasına yalancı diyerek. Doktorluğu senden öğrenecek değilim, tamam mı? Bu aptal derslerini kendine saklasan. Bu doktorluk dersi değil, bu insanlık dersi. Onu öğrenmen için de çok geç artık. Bak, benimle uğraşmayı bırak, çok canımı sıkıyorsun, haberin olsun. Kendini bu kadar önemseme Bahar. Eğer bir gün gerçekten seninle uğraşırsam fark anlarsın.